Ha, Galatasaray işte tribünler istemiyor. Tabii kimse Çok ona, zor o zaman tabii kimse ama. Torrent Hoca'ya yeniden bir kadro kurdurtturmaz abi. Çünkü sen hala çıktığın zaman yuhlanan bir teknik adamsan Evet, o ve şu kesin. an 13 lig maçı, 2 tane Avrupa maçı olmak kaydıyla 15 maçta 5 galibiyet, 7 mağlubiyet, 3 beraberlik alıyorsan, karnen kötüyse, pekiğin yok, zayıfsa, bundan sonra tartışılan bir teknik adamsan ne seneye sana takım çalıştırırlar, ne işte başlangıcı genç oyuncularla yeni bir ekip kurmayla başlayan, Fatih Terim ekolüyle başlayan, genç oyuncular alınan, gelecek vadeden Galatasaray'ın kendi oyuncuları olan futbolcu oynatmadığın takdirde, ki oynatmıyorsun zaten. Belki son 4 maçı oynatacak. Niye oynadın? Morutan'ı bu saatten sonra ne yapacaksın abi? Adamı niye bırakıyorsun burada? Böyle bir şey mi var? Ben Morutan'la konuştuğumda, maça gelmişti, yine yedekti. Konuştuğumda ne oldu falan dedim. Yani İngilizce konuştuk, sonra Romence biliyor. Çok fazla İngilizce bilmiyor. Tercüman da geldi yanımıza. Şimdi, ne oldu? Niye alınmadı takıma? Kendisine sordum. Ben diyor, bende bir sıkıntı yok dedi. Hafta içi hocam bana sürekli çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin, benim en önemli oyunculardan bir tanesin dedi. Ama ondan sonra bir baktım kadro açıklandı, kendimi görmedim dedi. O zaman niye, ne gereği var? Sen bu çocukları niye küstürüyorsun? Bu çocuklar Galatasaray'ın futbolcusu. Bu kadar, Selahattin Kral'ın söylediği gibi, bu kadar para verilen futbolculardan bahsediyoruz. Tamam, Çıkıldağ'a daha çok para verildi, Morutan daha az para verildi, ama diğer tarafta senin sezon sonu gidecek futbolcuların var. Pulgar var. Ondan sonra Baber gidecek. Ya sen niye Babel'e hala şey yapıyorsun? Niye kendi maçı kurtarmanın peşindesin? Niye kendi kariyerinin peşindesin? Niye Çünkü kendi herkes skorlar istatistiğin üzerinden yaşıyor peşindesin? Türkiye'de. Abi bu saatten sonra senin ne skora, ne ihtiyacın var? Hani baktığın zaman karne ortada. Ya bu karneyle sen bir daha takım kurdurur musun? Ama Galatasaray'ın matematiksel olarak ligde kalması 2 hafta önce kesinleşti Abi biliyorsun. bitti. Ya abi Galatasaray her türlü ligde kalır. Galatasaray'ın ligde kalmaması gibi bir durum Teknik sen söylemem diyorsun mümkün. ki Düşünüyoruz. yenilsin, gençlerle yenilsin, gençleri Ya kimse oynatsın. hayır demez. Herkes alkışlar. Ya bir de yenilsin diye bir şey yok ki Ama sonuçta yani. Yani Seram bu şimdi bak, eskiden Galatasaray maça çıktığı zaman, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon maça çıktığı zaman hep favori takım değil miydi? Ya şimdi Galatasaray favori takım haline gelmiyor. Galatasaray yener demiyoruz. Galatasaray yener mi acaba diyoruz. Eğer Galatasaray yener mi acaba dedilen teknik direktör, Galatasaray'ın teknik direktörü olmaz abi. Ya Olamaz. Sonuçta Fatih Terim de böyleydi. yarı yolda gelmiş. Çok büyük haksızlık ettiğimizi düşünüyorum ben. Bir teknik adamı kurduğu takım üzerinden ortaya koyduğu O zaman performansla gelme. Sen değerlendirmek bu takımı gerekir. kurmadıysan Neden gelme. Ama sonuçta bak ben şu... Jesus gelmiyor sezon ortası takım kurmadan? Ya bu takıma Hep inanmıyorsan sezon gelme. başı gelmeyi Abdullah tercih Avcı ediyor. geldi. Şampiyon. Ama Abdullah Ben Avcı'ya önümüzdeki sene de takım kurma için ona şey dediler. tamam Gel ama bu sene oynat. Önümüzdeki sene istediğin takımı Tamam kuracağız dediler. Torrent de öyle Torrent'i getirip. öyle demediler ki. Torrent'e ilk başta gelinme sebebi şuydu. Yardımcı olarak gelecek diye lanse ettiler. Hatta onunla konuşmalar öyle değilmiş. Evet. Ama sonuçta sen kendi kurmadığın takıma geldin. Yani Burak Bey'le Sana gelecek sezonu demediler ki düşünerek seneye sana bu almadılar takımı mı kuracağız, sana bir tane takım kuracağız dediklerini zannetmiyorum. Başka Zaten türlüsü mümkün değil. Mutlaka öyle olmuştur Serhan. Bu sezonu tamamlayalım. tamam. Önümüzdeki sezonun takım başka türlüsü mümkün değil. Tamam, o zaman onu geçtik. Başarılı mısın, başarısız mısın? Bilmiyoruz. Abi nasıl Takım kurmadı bilmiyorsun? henüz. Karnen ortada abi. Ya bu sezonu tamamla bir Abi şekilde demiş. Yenilgilerin önüne geçmiş abi. Olabilir. Olabilir diye bir şey yok. Burası Olabilir. Galatasaray. Burada Sen olmaz. geri... Takım Ya kurma bu sen konusunda da sen farklı Galatasaray... bir ekip hazırlandı mesela. Hani önümüzdeki sezonda nasıl olacak ki? Mesela Pulgar'ı ben istemedim diyor. Evet. Niye aldın? Bulgar Torrent'in bir tane transferi oyuncusu yok. Niye yapıldıysa aldın? Bulgar... Torrent mi aldı? Tamam önümüzdeki sezonda yine devam edilecek olsa Campos'la yine diğer isim Sensi bile devam edilecek olsa yine belki birçok transfer Torrent'in istemediği yönde yapılabilir. Sonuçta Tamam. transfer haklı değil. Pulgar'ı sen almadın. Jason Fernandez'i de ben almam dedin. Öyle diyorlar. Sensible dediğin de çok söylenişi, semantiği çok güzel. Sensible. Çok güzel isim. Sensibile'ymiş ama. Sensibile. Sensibile diye Sensibile diye okunuyormuş. okunuyor. Çok güzel bir Yani immobile, şey var. sensibile. Ha, öyle okunuyormuş. İtalyanların bir şey özelliği herhalde o öyle mi? Evet. Tabii. Ben yine de Seran söyleyeyim sen muhalefetine et yine ama herhangi bir teknik adamı değerlendirmenin kıstası o bir takım kuracak ondan sonra. Biz Torrent'in öyle bir şeyini Bak, görmedik. Oğuz Altay da yazıyor. Bizim programı da yazıyor. Trabzonsporlu arkadaşlarını, dostlarını da kutluyor. O da diyor ki 1,1 puan ortalaması diyor. Zaten abi Bu 1,1 sezonla değerlendirilme istese yarım ya bu olsun. sezonla değerlendirme, hangi Yarım sezona sezon değişeceksin? gelmiş Yani ya. sen bu sene artık bu saatten sonra Galatasaray yönetimi bir şey sorayım sana Serhan. Galatasaray yönetimi yani Burak Beyler
Torrent'i niye aldılar? Bu sezon bizi Şampiyonlar Ligi'ne sok diye mi aldılar bu sezon için? Niye aldılar? Tamam, ben de sana şunu sorayım. Torrent niye geldi? Tamam, önümüzdeki sezonu planlamak için. Abi önümüzdeki sezonu planlama diye bir şey var mı? Burası deneme oyuncağı, burası ya, Galatasaray. Trabzonspor. Burası Galatasaray. Fatih Terim niye gitti? O sorun ben. Fatih Terim gitti çünkü takım kötüydü. Kötü oynuyordu. Takım 12. sıradaydı. Abi kopmuştu ligden. Kopan bir ligden düşme potasına gelen bir durum. Fatih Terim bıraktığında takım 12. Torrent 14'e getirdi. Şu an tekrar 12'ye geldi. 15 milyon verdiğin oyunculardan 3 puan kazandırmadılar sana. Hangisi ya? Hangisi 15 milyon? Ya Moritan'la çekildi. 10 milyon euro onlar ikisi. Neyse işte 15 menajer parası şu bu. Ne, önemli değil yani. Bütün kurşununu harcadığın iki adam sana 6 puan kazandırmadı ya. O zaman gidiyorsun işte Türkiye'de. Ama şans vermedin. Nasıl yani? Sen gençlere de şans vermedin. Dinamo Kiev maçını oynattın, gençlere maç almadın. Sorusunun cevabı olarak söyledim onu. Abi, alamadı verim yani. Ben Fatih Terim'in iyi niyetinin kurbanı başarı, olduğunu düşünüyorum. Başarı eşittir. Sahadaki performans eşittir. Dur pozisyonu bulduğun ligdeki pozisyon. Sen otomatikman karnen zayıf 1.1 ortalaman var. Seneye sana takım çalıştırmazlar. Geldiğimiz nokta ne? Galatasaray 6 milyar borç, Fenerbahçe 6, Beşiktaş 6, evet. Trabzon 2,5. Hep böyle gidiyoruz. Puanın yok, hadi naş. Abi bir durum daha var Klopp, şimdi. Liverpool'u nasıl inşa etti? İlk yıl ne yaptı Klopp biliyor musun Liverpool'da? Orta sıralarda idare etti. Tamam, ben sana başka bir şey soracağım. İsmail Kartal da kendi kurmadığı takıma geldi. İsmail Kartal. Okan Buruk gelseydi daha farklı İsmail olur. İsmail Kartal geldiğinde. Haldun abi diyor şimdi. Haldun'la başlıyor. Bak. Crespo, Ferdi, Pereira'nın pişirip tam kıvamına getirdiği 5 tane adam vardı elinde. 3 tane adam vardı abi. Kim? Crespo, Ferdi, Osayi, Zayis tamam. Göndermek istediler zorla. Galatasaray'da yok muydu onlar? Yokmuş. Çıkacak oyuncu yok muydu? Yokmuş işte. Yani al çıkıldı ama Morutan. İkisini toplasan Crespo'nun katkısını verebiliyorlar mı? Yarısını vermiyorlar. Ya tabii verim alamamak diye bir şey de var. Şimdi bazen de öyle oyuncular var ki teknik adam değişince oyuncu birdenbire neymiş bu dedirtiyor sana. O yüzden işte Zayt'la Crespo'dan bahsediyoruz. Çok fazla tamam, oyuncular çok üzerinden de gitmek ama şey Pereira'nın da hakkını yemeyelim yani sonuçta. Yedirtmem. Bu oyuncuları transfer etti ve hani belki de işler devam etseydi yolunda ya, gitseydi o da aynı verimi alacaktı. Bir de yani neredeyse bedava ucuz çok ucuz paralar aldı yani. Ben yine katılıyorum. Torrent yerine bir yerli bir hoca olsaydı. Yani Fenerbahçe mesela İsmail Kartal'ı getirerek, yabancı bir teknik araçına girmedi Pereira sonrası getirerek bence iyi bir şey yaptığını düşünüyorum. Diğer tarafta Torrent'in gelmesi de Galatasaray'ı sıkıntıya soktu. Daha da sıkıntıya soktu. Yönetiminde sonuçta devam etmemesine sebep olduğunu düşünüyorum. Sonuçta sahadaki başarı çok önemliydi. Okan Buruk'u bekliyorsun. Okan Hoca'ya. Şimdi o konuya gelelim. Okan Buruk da bir yeşil ışık yaktı. Ama başka isimler de konuşuluyor. Diğer tarafta adayların farklı adayları var. Hı hı. Eşref Hamamcıoğlu daha yabancı isimler üzerinden açıklamalar yapıyor. Ama Metin Öztürk yerli teknik adam. Özellikle Nuri Şahin ve Okan Buruk konuşuluyordu. Ve Okan Buruk ihtimalinin güçlendiğini görüyoruz. Başka sürpriz isimler olabilir mi? Konuşulan kulislerde başka isimler var mı? Ve şöyle de sorayım. Adayları teknik adam seçimleri... nasıl etkiler? Seçime de az kaldı. Adayları bir kere teknik adam seçimi çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Neden? Çünkü Galatasaray mali açıdan şu an dar bir boğazda. Kim mali açıdan daha güçlüyse o mu diyorsun sen? Kim daha mali açıdan daha iyi projeler olur, daha iyi yönetebileceğini anlatırsa o kazanacağını düşünüyorum. Diğer tarafta bu hafta mesela hep Nuri Şahin konuşuldu. Galatasaray mı gelecek diye. Hatta Antalyaspor bir açıklama yaptı. Metin Öztürk'ün Nuri Şahin alacağım diye bir açıklaması yok. Nuri Şahin milli takımın iyi bir futbolcusu olacak, iyi bir teknik direktörü olacak ilerleyen zamanlarda. Ben de çok seviyorum, beğenerek izliyorum dedi. Metin Bey'in açıklamasında hiçbir sıkıntı yok ya. Antalyaspor biraz gerisi. Ondan sonra Metin Bey de tekrar bir açıklama yaptı. Ona evet. Da gerek yoktu. Bence hani ya bu ligimizde böyle şeylere gerek yok. Antalya gergine... çok büyük şehir. İnşallah Antalya... Nuri Şahin şampiyonla oynatır. Şimdi Antalya'da Nuri Şahin ön plana çıkması, Nuri Şahin geldikten sonra Antalya toparlandı. Çok evet. İyi işler yaptı ve iyi bir seviyeye aldılar. Getirdi. Öyle görmek lazım. Bir de Antalyaspor yönetimine tebrik ederim. Güzel işler yapıyor. Evet. O anlamda Nuri'nin arkasında olduğunu düşünüyorum. Hemşerim Nuri'den. Başarılar diliyorum Kırşehirli hemşerimden. Diğer tarafa geldiğimizde iki tane başkan adayının tabii ki kafasında teknik adamlar var. Özellikle ben şunu söyleyebilirim. Metin Öztürk'ün kafasında kesinlikle ve kesinlikle Okan Buruk var.
Eğer Metin Öztürk seçimi kazanırsa Okan Buruk geleceğini ben iddia ediyorum. Açık ve net. Eşref Bey gelirse bir tane yabancı teknik adamdan, Alman ekolü olan ve yabancı olan genç bir teknik adamdan bahsediyor. İsim şu an söz konusu değil. Bilmiyoruz yani ismin kim olduğunu bilmiyoruz. Öyle bir adaydan konuşuluyor. Ama şu da bir gerçek. Şimdi biz Torrent'e diyoruz ya, tamam Torrent'in karnesi kötü çalıştırıyor ama Torrent'in elimizde de bir sözleşmesi var. 2.6 milyon euroluk bir sözleşmesi var. Bence hani ortak akıl işte Galatasaray'da sponsorlar nerede diyorlar ya. Galatasaray'daki sponsorlar bence birleşsinler. Bir ortaya para koysunlar. Başkan adayları da bu paranın içine para koysunlar. Başkanların yönetimindeki insanlar da bu paranın içine para koysunlar. Eğer Galatasaray'ı bu şekilde bir ileriye götürmek istiyorsan Torrent'i gelirsin, anlaşırsın, dersin ki 2.6 milyon senin tazminatın var. Hadi sana 1 milyon euro para verelim, 1.5 milyon euro para verelim. Bu parayı da biz kendi aramızda halledelim. Sen sözleşmeni feshedelim. Bunu yapsa Galatasaray için doğru yola gider. Ya bak tekrarlıyorum yani Torrent iyi bir teknik adam olabilir. İyi bir analiz ustası olabilir. Ama yanlış zamanda yanlış yere geldi. Ve Fatih Terim gibi bir adamın arkasına geldin. Ve gelir gelmez sen maç kaybettin. Ve şu an mesela maç öncesi takım sayılıyor. Takım sayıldıktan sonra hocanın ismi sayılıyor. Hocanın ismi yuhlanıyorsa o hoca da mutlu olmaz. Taraftar da hocadan mutlu olmaz. Ya, biz şu an Domenech Torrent'in şunu konuşuyoruz. Diyoruz ki niye genç oyuncuları almıyorsun? Niye sezon sonu bitecek futbolculara devam ediyorsun? Galatasaray'ın şu an istatistiğe ihtiyacı var mı? Galatasaray'ın hedefi olmayan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Bu sene hedeflerinin hepsinden kaybetmiş, hedefi olmayan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Ya o zaman tek bu ortalık şey kalıyor. Ben bunu söylemek istemiyorum ama artık söylüyoruz. Domenech Torrent kendi istatistiği için oynuyor. Ona gidiyor. Kendisine artı yazacak yani, şekilde diyorsun. Ama tabii ki 30 Nisan'da seçim var. 30 Nisan'da seçimde birinde mazbatasını alan bir an önce takımını oluşturup teknik adamını getirip. Sıcak para ihtiyacı var mı? Şu an eksi 20 milyon euro. Direkt 20 gelen adayın ilk başta 600. 20 milyon euro ile. Ondan sonra 600 milyon TL ile. Ondan sonra ilerleyen dönemde 800 milyon TL. Yani Galatasaray'ın iki tane büyük aseti var. Elinde para getirecek. Futbol açısından 3 tane futbolcusu var. Nelson, Marco, Kerem Aktürkoğlu. Gayrimenkul açısından Riva projesinden belki bir gelir yönetimiyle bir oradan bir para akışı sağlayabilir. Bir de elindeki en büyük asetlerinden birisi Florya. Oranın bir değerlendirmesi söz konusu. Onunla ilgili Erden Timur'un birkaç projesi var. Onlar uzun erimli işler. Efendim? Uzun erimli işler diyor. Ya uzun nakde erimli dönüşmesi. Ama şey var. Şimdi hani bankalar birliği anlaşmalar projeni iyi sunarsan oradan kredi anlaşmaları daha iyi olabilir. Galatasaray ama şu bir gerçek. Galatasaray'ın Florya'daki en büyük asetinden gelirini en iyi şekilde elde edip Kemal Burgaz'a taşıması Galatasaray'ı rahatlatır.